artık son noktayı koyuyorum. Bu arada hayır hala inceleme videosu çekmeyeceğim. Bir önceki videoları da inceleme videosu sanan arkadaşlar olmuş. Yani yazmıyor ki kanka öyle bir şey. Türk gencinde ben şunu çok tespit ettim. Kendileri bir şeyi uyduruyorlar götlerinden. Sonra buna çok inanıyorlar. Hatta bırakın inanmayı bunu gerçek olduğuna emin hale getiriyorlar kendilerini. Fakat kafalarında kurdukları şey gerçekten çok uzak aslında. Ama yine de yani öyle bir şizofreni var ki bunun gerçek olduğuna emin bir şekilde bir de size karşı savunmaya geçiyorlar. İleriki videolarda tespitlerim devam edecek bu arada. Amacım sizi düzeltmek arkadaşlar, yermek değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Eğer bu ülkede bir şeylerin olmasını istiyorsak, sizi bir şekilde topluma kazandırmamız gerekiyor. Ya da öte az... Neyse. Türkiye'de oyun zevkine az da olsa güvendiğim kültürel bir birikim olan iki tane youtuber var. İkisi de oyunu genel olarak beğenmediğini söyledi hali yazdı kendi kanallarında. Bunlardan birisi Dostkaya Kayaoğlu. Abim kendisi şu sözleri zaten sarf ediyor yayınında. Okey. Burada duruyoruz. Anomaly Agent'a da Oha. yolculuk deriz. Elveda deriz. Ben sıkıldım be. Sıkıldım. Yalan yok canım. Sıkıldım ya. Yani. Şey değil. Çok akıcı olduğunu düşünmüyorum oyunun. Bölümler fazla uzun. Fazla tekrar düşüyorlar. Yeterli çeşitlik yok. Platforming kısmı çok keyifli değil. Yani savaşlar daha yeni yeni açılmaya başladı. Şu. en son karakter biraz daha hızlandıktan sonra biraz keyif almaya başladım ama hala öyle ayılıp bayılmıyorum yani. Bitirdikten sonra konuşuruz abi üzerinde detaylı olarak. Bu arada senden objektif, arkadaş kayırması olmadan bir inceleme bekliyorum reis. Bir de önceki videoda söylemeyi unutmuştum. Sağ olsun eni abim verdiğim iki öneriyi de değerlendirmiş, videoyu izlemiş. Bunlardan ilki Ahanda bu arkadaş ilk videoma yazdığı bu gravity anomalisi niye İngilizce muhabbeti. Ya bunu demodan sonra düzelttiler. Ya şu an yer çekimi anomalisi yazıyor orada. Ve geri kalan kısımlarda da. Bir de demiştim ki bu diyalog seçimlerini demoda hani böyle yapmayın demiştim. Bu işte kötü karmayı belli eden, iyi karmayı belli eden sembolleri koymayın ki oyuncu diyalogları takip edebilsin demiştim. Çünkü hiçbir işe yaramayan bir diyalog seçme kurmuşsunuz oyuna. Bunu benim dediğim şekilde yaparak bu sembolleri kaldırarak bu diyalog seçmeyi biraz da anlamlı kıldı oyunda az da olsa yani. Metacritic puanları üzerine takılmış birkaç genç kardeşimiz var. Ya çok yüksek abi bak kapak olsun abi falan diye. Bu cahilin çok sınır noktasında gezindiği için artık buna bir şey demeyeceğim. Bu arkadaşlar bir şey öğretmeyi bırak. Yani tekst yazmayı bile üşendim şu an. Bu oyun hakkında hiçbir fikrim yok. House Sin Fata Morgana Dreams of the Remnants'a Ben bu oyunu duydum. Bu şey mi ya acaba? Visual Roman olan oyun mu? Evet. Visual Novel. Tamam ben bu oyunu duymuştum. Visual Novel oyunu diye. Şimdi bu listede Metacritic'de şöyle bir şey de var. Az inceleme almış oyunlar da yüksek puan olunca listede arada sızabiliyorlar. Çok sağlıklı bir sıralaması yok yani Meta Biraz rastgele atıyor büyük ihtimalle ortaya. Mesela 10 tane inceleme almış bir oyun 96 puanla direkt herkesin üstüne çıkmış yani. Aslında inceleme sayısı azaldıkça puanın kıymetinin de biraz azalması gerekiyor falan gibi bir durum olması lazım ama onu çok ayarlamıyorlar. Ha bir de hazır konusu açılmışken de söyleyeyim. Ben öğretmen eğitimci değilim. Size eğitemem. Ya benim bu kanal ile genel olarak olayım halihazırda kendi kişisel gelişimine yatırım yapan bireyleri, arkadaşları bulup Çıkarıp çekmek sizin aranızdan. E bu da maalesef tabii şöyle bir oran orantı oluyor. Yani 100 kişi izliyorsa videoyu sallıyorum. İşte arasında 5-6 kişi demek sadece oluyor. Ya Steam yorumlarında ise şu an çok açık ara ağırlıklı olarak Türkler basmış durumda. Yani 3-4 tane yabancı dış güç yorumu bulabildim anca. Siz daha çok bulabilirseniz bana link atın bu arada. Şimdiden de söyleyeyim genelde İngilizce yorumları, incelemeleri yapan arkadaşlar da Türk. Yani onlar da Türk. Onları yabancı sanmayın. Bu zaten globale açılma bir mevzusunu bir önceki videoda anlatmıştım. Göz boyayarak yurt dışına açılamazsın Enes Ha Türkiye'de %100 çalışır bu arada şu anki taktik yani sıkıntı yok. Zaten çalıştı hatta. Ama yurt dışında yemez. Bunun da en bariz örneği Tarkan'dır bu arada. Dudu Dudu du, abim. Mesela daha ilginci var. Yani yaptığım yorumları sert bulan, böyle sinirlendiğimi falan düşünen bir kitle var. Çok tuhaf. En anlamadığım arkadaşlar bu arkadaşlar. Ya bunu da aslında bir önceki videoda açıklamıştım. Tabii kanalımı izlemeyen genel olarak ve mizacımı bilmeyenler için ya yani farklı olabilir ama anladığım kadarıyla yeni nesil çok pamuklar üzerinde yetiştiriliyor herhalde. Yani sert görmemişler. Yani bu bu sertse eğer böyle sinirlenmiş bir halim varsa daha fazlasını görmemişler herhalde bilmiyorum. Video çok kısa olacak ama bu sefer kısa keseceğim yani. Kapatmadan size Anomaly Agent'tan çok 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 daha iyi. Çoğunuzun hatta bildiği, özellikle belli bir yaşın üstündeki arkadaşların bildiği birkaç tane flash ve mobil oyun önerisi yapacağım. Damn Man kendisi bir mobil oyundu. Ateş ve Su serisi küçükken çok oynardık özellikle lokal co-op olarak. Adventure Pulse. Happy Wheels bir ara çok meşhurdu ve çok keyifliydi ve kendi komünitesinin kendi level dizaynları tasarımları olduğu için ekstradan hatta böyle daha uzun ömürlü bir oyun oldu. Fancy Pants. Electro Man benim favorimdi bu arada. There is only one level. Brito Bison. Aman bu arada yeter ya. Çok daha fazla var da üşendim videonun kurgusunda arkadaşlar. Diğerlerini koymayacağım. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Kalitenin bir numaralı adresi. Işte 900 saat oynarım gibi gibi salak salak yorumları da bekliyorum. Görüşürüz.